FETÖ belası, hepimiz biliriz. Onlar da din tarafından yaklaştılar. Neredeyse 50 yıldır yurt dışındaki o idare eden insanların emrinde oldular. Burada fakir çocuklarını aldılar, zeki çocukları zenginlerin de parasını alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kullanmaya başladılar. Değerli kardeşlerim, çok şükür hepimiz Müslüman insanlarız. Olmayana da saygımız var, Allah hidayet versin deriz, başka da bir şey demeyiz ona da. Biz biliriz ki Müslümanlık demek Kur'an ve sünnete dayalı bir anlayış demektir. Kur'an'da hırsızlık haram mı? Haram. FETÖ'ye göre haram değil. Soruları çalarlar, sizin çocuğunuz işe giremez, onlar girebilirler. İftira haram mı? Kur'an'da haram. Ama bunlar kumpas bile kurarlar. Hırsızlık haram mı? Hiç söylenmez bile. Röntgencilik. Birisine kumpas kurmak, tuzak kurmak, bühtan atmak. Bundan İslam'da yeri var mı? Hiçbirisinin dinde yeri yok. Ama FETÖ'cülükte bunların hepsinin yeri var. O sapık hoca söylediği zaman buradaki elemanları birçok insana tuzak kurarlar, tezgah kurarlar, önünü kesmek için her şeyi yaparlardı. Bunların farkındayız. Bizim bildiğimiz İslam'ın şartı da belli. Küçükken babalarımız öğretmişti bize. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek diye sıralarız ya arkadaşlar. FETÖ emir vermişti. Bütün iddianamelerde şimdi bunlar var. Elinize geçerse lütfen bu FETÖ'nün ana iddianamesini okuyun, orada var. İleri gelen bütün memurlara diyorlar ki kelime-i şehadet, kelime-i tevhid asla sakın ha söylemeyeceksiniz ha. Kendinizi belli etmeyeceksiniz. Hiçbir şey bırakmadılar. Adeta dinin bile içini boşaltma tarafına gittiler. Bunun da tabii ki en son kendilerini o kadar güçlü gördüler ki 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminde bulunarak birçok kardeşimizi şehit ettiler. Yüzlerce kardeşimizin de gazi olmasına vesile oldular. İnşallah onlar da bu tür işlerden vazgeçerler diye de dua ediyoruz tabii ki.